Merhabalar, anatomi dersinin bir diğer videosuyla birlikteyiz. Bu videoda arkadaşlar larynx'ten bahsedeceğiz. Yani gırtlaktan bahsedeceğiz. Solunum borusunun üst bölümünü oluşturuyor gırtlak. Ve işte kıkırdaktan, zardan, bağdan ve kaslardan meydana geliyor. Ses oluşumu için önemli bir organdır. Ve tabii ki solunum yollarına yine koruyucu görevleri de vardır. İşte çeşitli yabancı maddelerden ve zararlı gazlardan. Daha sonra arkadaşlar devamına, yani larynx'in devamına trake denilmektedir. Erişkinlerde 3. ve 6. servikal vertebralar arasındadır. 7. servikal vertebra çok rahat bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Hemen onun üzerinde 6. ve 3. servikal vertebralar arasında. Yeni doğanda ise daha yukarıda, bakın 2. ve 4. servikal vertebralar arasındadır. Şimdi biraz komşuluklarını resim üzerinde inceleyecek olursak, ilk resmimizde larynx'i görüyoruz. Turuncu ile boyanmış yer. İşte altında arkadaşlar trake şeklinde devam ediyor demiştik. Ve tabii ki yine arka tarafında laryngeofarynx ya da işte hipofarynx denilen mor ile boyanmış farynx'in bir parçası var. Ve tabii bir sonraki resmimize bakacak olduğumuzda burada diğer oluşumları da görüyoruz. İşte üst tarafta mesela hiyoid kemik var arkadaşlar, sarı ile altını çizdiğimiz yer. Aslında ön komşuluğundan da bahsedecek olursak arkadaşlar, tabii burada çıkartılmış, dolayısıyla göremiyoruz işte deri, fasyalar, işte fascia superficialis, musculus platis makası, fascia cervicalis arkadaşlar. Bunlar ön taraftaki komşuları, fakat çıkartıldıkları için göremiyoruz. Ön yan taraflara bakacak olduğumuzda turuncu ile altını çizdiğimiz sternohyoidomastoideus kası. Yine arkadaşlar ön kenarlarda işte kırmızı ile altını çizdiğimiz sternohyoidomastoideus. Pembe ile gösterdiğimiz arkadaşlar sternotiroidus, mor ile gösterdiğimiz omohyoidus, yine yeşil ile gösterdiğimiz tirohyoidus kasları ile komşudur. Ayrıca arkadaşlar tabii ne var? Kahverengi ile altını çizdiğimiz glandula tiroidianın arkadaşlar yan loblarının üst hani kısımları. Daha sonra işte mavi ile altını çizdiğimiz arter colitis communis venejugularis interna ile de komşuluk yapıyor. Zaten arka tarafında farynx'in işte parçası olan laryngeofarynx olduğunu söylemiştik. Devam edecek olursak arkadaşlar, tabii ki larynx'in kıkırdakları oldukça önemlidir. Bunların hepsine birden cartilagines laryngealis denilir. Bunlar kendi arasında ikiye ayrılıyor, tek olanlar ve çift olanlar olmak üzere. Tek olanlar arkadaşlar epiglottis, cartilago crioidea ve tiroidea şeklinde. Çift olanlar ise arkadaşlar arintenoidea, corniculata ve cuneiformis şeklinde. Şimdi bu kıkırdak yapılara biraz daha yakından bakalım. Öncelikle cartilago tiroidea ile başlayacak olursak arkadaşlar, bu larynx kıkırdakları içerisinde en büyük olanıdır ve hiyalin kıkırdak yapısındadır. Şimdi burada tabii öncelikle iki tane dörtgen şeklinde olan lamina'dan bahsedecek olursak, lamina sinistra ve dextra'dan yani bahsediyorum. Bakın arkadaşlar, bunlar ön tarafta birleşiyorlar ve birleştiği yere prominensia laryngea denilmekte, pembe ile altını çizdiğimiz yer. Şimdi bu iki lamina erkeklerde 90 derece ile birleşirken arkadaşlar 90 derecelik bir açı oluşturuyorlar. Kadınlarda ise bu açı 120-140 derece arasında değişiyor. Dolayısıyla hani erkeklerde daha belirgin oluyor bu prominensia laryngea ve buna Adem elması denilmekte. Daha sonra tabii bunun üzerinde bir insisura var, bir de aşağıda bir insisura var arkadaşlar. Yani kırmızı ve açık yeşille altını çizdiğim yerlerden bahsediyorum. Yukarıdaki insisura görüyorsunuz daha derin, aşağıdaki ise daha belirgin değildir. Yani yukarıdaki kadar belirgin değildir. Daha sonra tabii yan taraflarda, bakın arka taraflarda çıkıntılar var. İşte cornus superius mor ile altını çizdiğim ve koyu yeşil ile altını çizdiğim arkadaşlar cornu inferiuslar da çıkıntılardır. Alttaki kornu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha kalın, daha kısayken üsttekiler daha uzun, daha ince, daha belirgindir. Şimdi bu resme bakacak olduğumuzda ise arkadaşlar, turuncu ile çerçeve için aldığımız yer nedir? Yine cartilago tiroidea'nın cornu superiusudur. Az önce de bahsettiğimiz yer. Şimdi bu arkadaşlar os hiyoideum ile, yani hiyoid kemik ile bir bağlantı kuruyor. Birbirlerine tutunuyorlar. Tabii bir ligament vasıtasıyla, ligamentum tirohiyoideum laterale ile arkadaşlar hiyoid kemiğin, os hiyoideumun arkadaşlar cornun majusuna tutunuyor. Bir de arkadaşlar cornu inferiusla ilgili aslında şunu söylemek gerekir. Bunun bir eklem yüzü var. Cornu inferiusun. Facies articularis cricoidea
Cricoidea şeklinde. Bir de arkadaşlar kartilago Cricoidea da, yani bu şimdi pembe ile çerçeve için aldığım yerden bahsediyorum. Facies articularis tiroidea var. Burayla eklem yapacak. Yani bir altındaki kıkırdakla, yani kartilago Cricoidea ile arkadaşlar eklem yapacak ve hani eklem yüzleri zaten nasıl oluyordu? Birbirinin tersi oluyordu. Burada işte facies articularis tiroidea, corona inferiusun altında ise hemen ucunda, yani facies articularis cricoidea şeklindedir arkadaşlar. Tabi burada göremiyoruz ama hani diğerini gördüğümüz için söylemek istedim. Bir de arkadaşlar bu mor ile çerçeve içine aldığım ligamentum vocalelerin de yine tutunduğu yerlerden biri bu laminalardır. Hani bahsettiğimiz, yani kartilago tiroidea'daki laminaların iç yüzüne tutunur. En azından hani bu önemli ligamentlerin, yani ligamentum vocalelerin arkadaşlar kartilago tiroidea ile bağlantısı olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Şimdi ise arkadaşlar krikoid kıkırdağa geldik. Bu ise en sağlam olanı, en kalın olanıdır. Az önce söylediğimiz en büyük olanıydı. Krikoid kıkırdak arkadaşlar, bakın önde sarıyla altını çizdiğimiz bir arkusu vardır. Arkada ise arkadaşlar turuncu ile altını çizdiğimiz laminası vardır. Dolayısıyla taşlı bir yüzeye benzetilir. Ve daha sonra bakın lamina ve arkusun birleştiği yerde bir eklem yüzü vardır. Kırmızı ile altını çizdiğimiz arkadaşlar. Facies articularis tiroidea, az önce de bu yüzden bahsetmiştik. Daha sonra laminaların üst yüzünde bakın yine bir tane eklem yüzü var. Facies articularis aritenoidea şeklinde. Bir de arkadaşlar tabi yine önemli şeylerden biri de bakın bu arkusu ön tarafındayız ve üst kenarından başlıyor ve yukarıya doğru iki tane ligament var. Bunlardan birincisi ligamentum cricotiroideum medianum, yani sarı ile altını çizdiğimiz çerçeve için aldığımız yer arkadaşlar. Diğeri de yan taraflarda bulunan conus elasticus'tur. Ve bir de alt tarafında bir ligament var. Bu da arkadaşlar bakın birinci kıkırdağa bağlar. Ligamentum cricotracheale şeklinde ifade edilir bu da. Şimdi ise arkadaşlar epiglottis'e geldik. Şimdi epiglottis elastik bir kıkırdaktır. Yani yapısı elastik kıkırdaktır arkadaşlar. Yaprak şeklindedir. Şimdi sarı ile altını çizdiğimiz yer bunun sapını oluşturur. Yani petiolus epiglottidis şeklinde. Diğer kısmı ise arkadaşlar daha geniş kısmıdır. Şimdi bu resimde ise neyi görüyoruz? Bu cartilago epiglotticanın arkadaşlar sapı. Ligamentum tiroepiglotticum ile, yani sarı ile altını çizdiğimiz ligament vasıtasıyla arkadaşlar cartilago tiroidea'ya bağlanmakta. Daha sonra bu geniş kısmı ise bakın dil köküne bağlanıyor. Kırmızı ile altını çizdiğimiz yer radix lingua dil kökü oluyor. Ve bakın oraya yine turuncu ile altını çizdiğimiz ligament vasıtasıyla bağlanıyor arkadaşlar. Ve bir de burada pembe ile altını çizdiğimiz bir yağ dokusu var. Bu yağ dokusu da yine larynx'in hareketlerini kolaylaştırmaya yönelik bir dokudur. Şimdi burada ise arkadaşlar sarıyla altını çizdiğimiz yer önemli. Neden önemli? Çünkü bu yapıyı nereye bağlıyor? Pharynx'e bağlar arkadaşlar. Yani plika vasıtası ile, bu sarıyla altını çizdiğimiz plika pharyngea epiglottica vasıtası ile arkadaşlar epiglottis nereye bağlanmış oluyor? Pharynx'e bağlanmış oluyor. Ve bir diğer plika, yani turuncu ile altını çizdiğimiz plika vasıtası ile de arkadaşlar yine bir kıkırdak doku olan aritenoid kıkırdağa bağlanmış oluyor. Diğer tüberkulumlarda hani diğer küçük bazı kıkırdaklar var. Onunla bağlantısını göstermekte. Şimdi çift kıkırdaklara gelecek olduğumuzda ise arkadaşlar bakın cartilago aritenoidea'dan bahsedeceğiz. Yani sarı ile altını çizdiğim kıkırdaktan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın bu diğer krikoid kıkırdağın laminasının üst kenarında bulunur. Ve hani şekilli genellikle üç yüzlü bir piramide benzetiliyor. Tepesi yukarıda. Ve turuncu ile gösterdiğimiz arkadaşlar cartilagines corniculata ile eklem yapıyor. Bakın bunlar hep çift kıkırdaklardan. Tabanı ise üçgen şeklindedir arkadaşlar. Burada biraz daha hani dış köşesi mesela processus muscularis kırmızı ile gösterdiğimiz yer. Buraya çeşitli kaslar yapışacak. Ve tabanının ön köşesi ise arkadaşlar processus vocalis'tir. Buraya ligamentum vocale tutunur. Bakın önemli, processus vocalis ligamentum vocale tutunacaktır. Daha sonra tabi bir de şunu bilmekte yine fayda var. Bakın bu processus vocalis'ler dışındaki bölümleri hiyalin kıkırdak iken processus vocalis'ler arkadaşlar elastik kıkırdak yapısındadır ve kemikleşmezler. Daha sonra bu yine cartilago aritenoidea'nın arka yüzü arkadaşlar konkavdır. Buraya yine çeşitli kaslar yapışacak. Ve burada hani diğerlerinden biraz daha önemli olan arkadaşlar fovea oblonga'dır.
Buraya arkadaşlar musculus vocalis tutunur. Hani musculus vocalis ile ligamentum vocaleleri karıştırmayın. Kartilago corniculata'dan da biraz bahsedecek olursak arkadaşlar, az önce plikaların içinde görmüştük, tüberkulumlar var demiştik. Tuberculum corniculata işte bu tüberkulumları oluşturur. Yani o plikaların altında işte bu kıkırdaklar olacak. Bir de arkadaşlar buna da değinecek olursak, bakın larynx'in kıkırdakları 20 yaşından sonra kemikleşmeye başlarken epiglottis sadece arkadaşlar kemikleşmeyen kısımdır. Bir de arkadaşlar çok kısa larynx'in kaslarından bahsedecek olursak, bunlar larynx'in interensik kaslarıdır. Yani origo ve inserciosu larynx'in içinde yer alan kaslardır. Bunların arkadaşlar çoğu, bir tanesi hariç, yani kahverengi ile altını çizdiğim kas hariç arkadaşlar, hepsi rima glottidis'i kapatırken tek açan kas cricoarytenoideus posterior'dur arkadaşlar. Rima glottidis neresidir? Burada resimde siyah ile gördüğünüz yerdir arkadaşlar. Bu resimde kaslarımızı tekrardan hani farklı açılardan görmek isteyen arkadaşlar için koydum. Bu resimde ise musculus vocalis'leri görüyoruz. Şimdi musculus vocalis'ler diğer kaslardan biraz daha farklı. Yani kasıldığı zaman arkadaşlar ses kalınlaşmış oluyor. Ama tabii ki medial bölümü kasıldığında da ses inceliyor. Böyle bir özelliği var. Yani sesin kalınlığını, inceliğini değiştiren bir özelliği var. Dediğim gibi medial bölümü kasıldığında ses incelirken tamamı kasıldığında arkadaşlar sesin kalınlaşmasına sebep oluyor. Ve arkadaşlar bir de hani iç yüzünden bahsedecek olursak, genellikle çok katlı prizmatik epitel hücreler ile döşelidir ve pembe renklidir. Fakat işte bu plika vocalisler hizasında çok katlı yassı epitel vardır ve sedef beyaz renklidir arkadaşlar. Yani biraz daha kırık beyaz da diyebiliriz belki buna. Böyle bir rengi vardır. Şimdi burada ise arkadaşlar neyi görüyoruz? Bu larynx'in iç yapısını, pembe olan bu yapıyı görüyoruz arkadaşlar. Ve giriş kısmına adetus laryngis denilmektedir. Ve aşağıya doğru olan hani boşluk kısmını ise arkadaşlar cavitas laryngis denilmektedir. Cavitas laryngis ile ilgili arkadaşlar birkaç şey daha söyleyecek olursak, şimdi bu boşluk 3 kısma ayrılarak incelenmekte. Sarı, turuncu ve kırmızı ile altını çizdiğim yerlerden bahsediyorum. Yani vestibulum laryngis, ventriculus laryngis ve cavitas infraglottica'dan bahsediyorum. Öncelikle arkadaşlar vestibulum laryngis'ten çok kısa bahsedecek olursak, adetus laryngis'ten plica vestibularis'e kadar olan bölümdür. Bu bölümün arkadaşlar ses oluşumu ile ilgili bir bağlantısı yoktur. Daha sonra ventriculus laryngis'ten bahsedecek olursak, bu da plica vestibularis ile plica vocalis'ler arasında yer alan bölümdür arkadaşlar. Ve daha altı da plica vocalis'ten trakea'ya kadar olan kısımdır. Şimdi bu resimde son olarak bir de rima glottidis'e değinmek gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü sesin oluştuğu yerdir. Buraya mizmar aralığı da denilmektedir. Şimdi bu aralık yani kimle kimin arasındadır arkadaşlar? Özellikle işte iki plika vocalis arasındaki yerdir. Daha sonra işte aritenoid kıkırdakların tabanlarının hani birbirine bakan iç kenarları arasındaki yerdir. Daha sonra arkadaşlar processus vocalisler arasında kalan yerdir. Yani bu yapıların arasındaki yere rima glottidis denilmektedir. Sesin oluştuğu yerdir ve dediğimiz gibi mizmar aralığı da denilmektedir. Ve bu resimde de damarlarını ve sinirlerini görüyoruz. Arterleri arkadaşlar arter tiroidea superior'un dalı olan arter laryngea superior ve yine arter tiroidea inferior'un dalı olan arter laryngea inferior tarafından beslenir. Venleri de aynı isimli venlerdir. Sinirleri ise arkadaşlar nervus vagus'un dalı olan nervus laryngeus superior'dur arkadaşlar. Bir de nervus laryngeus inferior vardır. Buna recurrens de denilmektedir. Son olarak sesin oluşumundan da bahsedecek olursak arkadaşlar, şimdi ilk önce plika vocalisler birbirine yaklaşır. Buna addiksiyon ya da gerilme de denilir arkadaşlar. Nasıl gerildiğini, kasların nasıl yardımcı olduğunu söylemiştik. Bu ek bir bilgi. Sesin volümü arttıkça plikaların gerginliği artar. Sonra ne olacak arkadaşlar? Plikalar gerildi ve son aşamada ekspirasyon sırasında akciğerden gelen hava plika vocalislerin aşağıdan yukarıya doğru itilmesine sebep oluyor. Ve bu basınç belli bir düzeye geldiğinde de rima glottidis açılır ve ses oluşmuş olur arkadaşlar. Fısıldamada ise, yani fısıldar tarzda konuşmada ise, bu rima glottidis'in bir kısmı açık bir kısmı kapalıdır.
Ve benim genel olarak söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Sizlerin başka soruları varsa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.